6.80 Walking Around teknemiz. A80 Open. 6.80 Open. Gerçekten hem denizci hem de balık için mükemmel. Bu tekneyi 51.277 €. 51.277 €. Peki şöyle ayaklarımı uzattım ve böyle oturuyorum. Peki döşeme bir şey soracağım. Şimdi 5.80 tam 5.80 bir tek. Ama bu fuar için 58.700 €. 58. Ooo. Değiştirdik. Artık konsolu aldık. Konsolu falan. Aynen 5.80. Sen 5.80'sin. Bu tek. Bunda bakın ne kadar rahat bir pozisyon yani. Şu anda klozete oturuyor. Abi niye bıraktınız? Ya kalıbın bir ömrü vardı. İlk Anıl Marine'de biz bu tekneyle tanıştık. Ve gerçekten mükemmel bir tekne. Çok güzel gidiyor. Çok hızlı. Bakın kapattım. Teknenin altına oturun. Normal bir tekne. Tom Cruise'un bindiği tekne var ya böyle görevimiz tehlikede. O tekne. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Anıl Marine'in bütün teknelerini tanıtıyorum size. Bir daha bana yazmayın, aramayın, sormayın. Bakın Anıl Marine'in asıl ikinci kuşağı burada. Artık patron bu. Hasan abiyi de emekli ettik. Bundan sonra artık yok. İlk başta benim teknemle başlayacağız. 6.80 Walking Around teknemiz. V300'de kombinlemişler. V6 bu galiba değil mi? 300 ya da V8. V8. Bende 300 Pro XS vardı. Burada 300 normal Verado var. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Doğru evet, değil mi? 300 Verado bunlar. 300 Verado var. Tekneyi hafiften tanıtacağız. Şimdi fuardayız. Bütün teknelere göstereceğim size. 8.90'a kadar hepsini göstereceğim. Bir tane de yeni tekne yapmışlar. Akın'dan da bütün fiyat bilgileridir. Atıyorum ondan sonra ne kadar indirim yapacak onun bilgileri vesaire falan. Bunların hepsini bize anlatacak. Evet. Ondan sonra büyük patrona gideceğiz, bir de ona soracağız ne kadar indirim yapacak diye. Tekneyi baştan başlatıyorum. Zaten benim tekneyi anlatmıştım ama boş olarak gelecek olan tekneyi size gösteriyorum ilk başta. Standart olan. Standart donanımımız. Standart donanım. Bu tamamen böyle geliyor. Aslında Anıl Marine'in en güzel yanı standart donanım olarak gelse de bayağı bir donanımlı geliyor. Yani ben çok tekne baktım. Çok titizim bu konuda. Ben mesela hani adını söyle paslanmaz, vardevelalardan tut atıyorum, elektrikli ırgat. Mesela elektrikli ırgatın fiyatı şu anda benim bildiğim 2.500 € civarlarında. 2.500-3.000 € civarlarında evet, gezer. Değil mi? Yanlış tabii hatırlamıyorsam. Hani masa mesela böyle özel tik ağaçlarından yapılma. Hani döşemeleri mesela eforyatçılık evet, Yavuz abi. Yani evet, çok güzel bir işçilik yapıyor. O konuda hem fikiriz diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten motoryat işçiliği. Zaten asıl iş adamı motoryat. Ben evet, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi teknede başlıyorum. İlk başta burada bir tane merdiven var. Böyle açılır kapanır bir merdiveni var. Bu teknede, benim teknede buranın arkasını ben uzatmıştım. Anıl Marine'de fabrikasyon olarak sonradan uzatmaya başladı diye hatırlıyorum. Biz yine ona opsiyon olarak bunu koyabiliyorsun diye biliyorum. Tabii. Evet. Ondan sonra eğer dışarıdan elektrik almak isterseniz bu da opsiyon diye tabii, biliyorum. Sahil beslemesini buraya takıyorlar. Benim kendi teknemde var, o yüzden biliyorum. Dıştan takma bir motoru var zaten. Şu şekilde Mercury kullanıyorlar. Ben de Mercury kullanıyorum ve gayet de memnunum. Şöyle göstereyim, ben buradayken mesela buradan çok rahat bir şekilde balık avlayabiliyorum, jig yapabiliyorum. Hani bu konularda çok rahatım. Bu motoru kaldırdığımda kuyruk kesinlikle suya değmiyor ve bu da gerçekten benim için güzel özellik. Ben buraya kamışlıklarımı dizdim mesela. Teknemin olta kamışlıklarını buraya koyuyorum böyle. Burada kaç? 6 tane 7 tane kamışlık var. Ondan sonra benzin tankının girişi burada. Hatta bunu daha güzel yapmışlar. Bizimki önceki anahtarlıklıydı falan filan. Buraya su girişi yapmışlar. Burada böyle bir duş başlığı var. Eleştiri 1. Evet. Duş başlığının hortumunu uzun yapın abi. Neden? Şimdi ben burada duş aldım. Bunda sorun yok. Ben biraz uzunum. Ama biraz daha gelmesi lazım sanki. Yok, sonda şu an. Bak bu bir bu. 2. Ben bu içeriği temizlemek istediğimde mesela en azından biraz temiz suyla temizlemek istedim. 2 gün 3 gün kamp yaptığımızda mesela biz onu istiyoruz. Tabii. O yüzden boruyu ekstra olarak uzatın. Bir feedback olarak. Aynen. Boruyu ekstra olarak uzatın. Onun dışında burası tamamen Flexiteek diye tabii, geçiyor. Evet. Değil sentetik, mi? Sentetik ama böyle orijinale çok yakın ve ayağınızı kesinlikle yakmıyor. Ve temizlemesi acayip kolaymış. Evet, ben mesela 200 bar bizim şeylerle ne onun adı su basınçlarıyla çok rahat temizliyorum. Korna var. Kornası 12 volt. Harika, güzel. Çalışıyor. Burada bir seyir lambası var. Seyir lambasına burada bayrak takıyorsunuz. Hem bayrak hem seyir lambası olarak geçiyor zaten. Ondan sonra içeri geçiyorum. Burada anlatacağım bir şey yok. Şu alta mesela ben şey takmıştım. 5 tane mavi ışığım var benim. Su altı. Su altı tabii, mavi ışıklarım var. Opsiyonlu olarak geliyor o da. Tabii. Sonra buradan giriş. Yani bunun en güzel özelliği buradan giriş olması. Biz burayı ne yapmıştık? Buraya bir tane koltuk koymuştum ben. Ben üstünden geçiyordum. Şuraya koltuk koyup birleştirme yaptım ben. O benim kendi isteğime göre. Anıl Marine de bunu zaten yapmış. Burada bir masası var. Masayı çıkardım şu an. Hı hı. Ama bu masayı mesela çıkarıp şöyle indirdiğinizde atıyorum 3-4 tane arkadaşınızla burada çok rahat bir şekilde balık yapabiliyorsunuz. Tabii, bu alanı sağlıyor size. Aynen, bu alanı sağlıyor. O yüzden hani bu konuda zaten. Evet, o da çıkabiliyor da onu çıkarmaya gerek yok ama mesela şunu... Bu biraz sıkılıdır şu an. Heh, sıkılı. Mesela burada dönüyorum. Döndüğümde burada masa var mesela. Şöyle düşünün. Masayı hatta şöyle göstereyim. Millet tekne satıyor Akın. Bizim de tekne satmamız lazım. Mesela bakın bunu böyle kaldırdım. Ben buraya döndürdüğüm an ben burada oturabiliyorum. Karşımda 3 tane arkadaşım çok rahat bir şekilde oturabiliyor ya da 4 tane arkadaşım. Burası da kapalıyken biz kaç? 6 kişi, 8 kişi falan oturduk. Yani burada çok rahat bir şekilde yemek yiyebiliyorsun. Ben bir de buraya ocaklık yapmıştım. O da fena değil. Ama onu değiştireceğiz. Sözünü aldım Hasan abiden. Ondan sonra buralarda cepler var. Biz buraları bayağı kullanıyoruz. Değil mi Belgin? Hem sağda hem solda cepleri var. Sony müzik sistemi var. Standart donanımda geliyor bu da. TV de içeride. Bak burayı da çok güzel kapatmışsınız. Yok, onu da... TV burada artık. Oo. Değiştirdik. Artık konsolu aldık. Paneli falan krom kaplama yaptık. Evet, bu panelin değişmesi çok güzel olmuş. Ben bunda bir yorum yapacağım. Tabii. Bize burada dokunmatik gelmişti. Ha, eskisi. Evet, eski sistem. Eski sistemde mesela bir kere su damlamış yağmurda. Tekne kapalıyken bile böyle, hatta nemden mi ne olmuş? Kornaya gelmiş abi. Sürekli açık kaldı. Bütün gece marina inledi ama öyle böyle değil. Yani sizin dışınıza birkaç müşteri daha bu üründen bize bir feedback verin. Aynen. Biz dedik ki bunun üzerine. Siz onu değiştirmişsiniz, benimkini de değiştirelim. Rica ediyoruz. Ondan sonra buradan çıktım abi. Zaten konsolumuz burada. Bu konsolda ben... Allah, bu ne sıkmışsınız baba ya. Çok oynamasın diye. Oynamasın diye. Mesela ben tekneyi şöyle al istiyorsan hayatım. Ben tekneyi böyle kullandığımda önümü çok rahat bir şekilde görebiliyorum ve burası daha da yukarıya kalkıyor anladığım kadarıyla. Ben 1.86 boyunda bir adamım ama ona göre de düşünebilirsiniz. Yani önünüzü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Provanızı görebiliyorsunuz, sancak iskelenizi, hakimiyetiniz çok güzel. Evet. Onda hemfikirim. Burada zaten bir tane çok güzel pusula var. Ben sıfır noktasını gördüğüm zaman Adrasan'dan direkt kemere gidiyor. Ben Belgin'e gösterdim, dedim bak buraya sıfır baksın, sen devam et dedim, ben yatıyorum içeride. Onun dışında Sunbrella kumaşımız var. Bu Sunbrella kumaşın en güzel özelliği su geçirmiyor. Biz bu kumaştan 3 yıldır biz bu kumaşı kullanıyoruz. Daha bir kere bile su geçirdiğini ben görmedim. Belgin doğru mu? Geçirmedi. Sadece şöyle bir öz eleştiri yapabilirim bunda. Ki onu da yapmışlar açıkçası. Şunlarla kapatmışlar. Bunlar önceden burada bağlıydı. Evet, konsolda 2 tane bizim bir kere vardı. Bizim bir kere şöyle bir şey oldu. Burada iple bağlıydı bunlar. Bir kere burası bir açıldı abi. O şey hızdaydınız herhalde yüksek. Var ya, bir de biz o zaman 45 knotla falan gidiyorduk. Arka arkaya gidiyorduk. Nasıl diyeyim? Arkamda 4 tane Anıl Marine var. En önde ben varım. Benimki açıldı, ben gaz kestim, benim sağdan soldan girdiler. Yani şöyle bir şey anlatabilirim. Feedback'i alınca firma bunu değiştiriyor. Direkt hemen buraya, oraya krom olarak detay yapmışlar ve bunu değiştirmişler. Mesela buradaki uzantıyı bazı insanlar çok beğeniyor, bazıları beğenmiyor. O yüzden opsiyona bırakıyorsun. Opsiyona bırakıyorsun. Mesela burada bir ocaklık yaptırmıştım ben. Hani çok böyle normal, nasıl diyeyim, yani böyle görsel olarak güzel bir ocaklık değil hala. Ama mesela yani üretici hemen tamamen değiştirmiş. Onda hiçbir sorunumuz yok. Teknenin konsolları buraya geliyor. Saatleri, devir saatleri buraya geliyor. Benim mesela 9 inç bir tane balık bulucum var. 9 inç balık bulucuyu ben buraya çok rahat bir şekilde gömebiliyorum. Yani şurada hemen bütün balık bulucunun ve motorun bir saatlerini vesairesini hepsini görebiliyorum. Burayı keseceğim. Buraya biz mesela çok rahat bir şekilde telefonlarımızı vesairemiz koyabiliyoruz. Ben şuraya mesela 2 tane ceplik aldım, hatta 3 tane ceplik aldım, buraya anahtar vesaire falan baya bir şey koyabiliyoruz. Onun dışında benim burada anlatacağım yerler Flexiteek gene. Tiki çok güzel kullanıyorlar. Mesela Tiki'nin şöyle bir özelliği var, pahalı. Direkt söyleyeyim. Maalesef biraz ama bunlar pahalı. Orijinalinde kullanıyorlar yani. O konuda çok iyi. Şurada ışıkları var. Allah. Şurada ışıkları var. Hatta yeni bir şey geldi, disco mod. Arka arkaya basarsanız mavi, kırmızı. Tamam. Bunlara not alabilir miyiz? 3 saniye sonra basmayalım, beyaza geri dönecektir. 3 saniye sayıyoruz içimizden. Kendisinden sensörlü yani, tamam. Yazılımı içinde. Hani tamam. RGB ama belki, kumandası yok. Belki bunları yaz, bunları hemen. Çekim ödemesi olarak. Burada mesela bir müdahale kapağı var. Tabii orada roll barın elektriği geçti. Roll barın elektriği. Mesela bu çok güzel bir şey. Benim bir kere ben buralara böyle küçük ledler yaptırmıştım. Bir tanesi patlamıştı mesela. Elektrik kablosundanmış. Hemen burayı açtım, tık 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 çözdüm, işimi bitirdim. Evet. Buralarda da mesela var aynı şey. Bu taraf ve o tarafta. O taraflar boştur. Tamamen güzel bir şekilde, rahat bir şekilde açabiliyorsunuz ve hiç gözünüze batmıyor. Yani o konuda çok iyi. Bunun dışında... Bagajı da gösterebiliriz. Evet, onu göstermek istiyorum. Hemen açayım. Şimdi ben oraya... Bak bak bak, bunları bile değiştirmişler, evet, artık değişti. Ya. Hepsi değişti. Bize hep eski modeli vermişler, yemin ediyorum ya. Şöyle bayağı geniş bir hacmimizde mevcut. Hem de süspansiyonunu bayağı açılır yapmışlar. Şimdi temiz su tankımız 80 litreydi. 86-80 litre olması lazım. Evet. Pis su tankımız 68. var. Hatta ver ben göstereyim istiyorsan. Pis su tankımız var. 68 litre. Bir tane aküyle veriyorsun tekneyi. Doğru muyum? Tabii o müşteriye göre. Ama normalde opsiyon yani standartında bir tane akü tabii. Bir tane akü veriyor. Benzin deposu da gömmedir. Aynen. Benzin deposu tam altımda. Benzin deposu 250 litre yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Şurada da sintine pompası var. Livarı burada var, da livarları vesaire. Livarı da hatta hemen göstereyim size. Livarı da burada. Kocaman bir livar. Evet. Ben buraya 20 kilo bir tane balık koydum. Ve 0'a 0'sıdı ama sonra 32 kilo yakaladık. Hasan abiye story attım. Hasan abi dedi bu livarları büyütmen lazım diye. Livar çok güzel. Hatta şurada livar pompası aşağıda. Bakın şurası livar pompası. Burası da duş başlığının ve şeyin hidroforu. Yani bunların hepsi standart abi. Evet, hepsi standart. Yani bunların hepsinin standart olması çok güzel. Şu hidrofor 4-5 bin liraya yanlış hatırlamıyorsam sadece... Belki daha bile fazla olabilir. Bilmiyorum, benim geçen bozuldu, Hasan abiden istedim, gönderdi. Sağ olsun. Ya da ödemesini unuttu. Artık bilemeyeceğim. Onun dışında ben buraya mesela motor guide'ımın 3 tane aküsü var. 2 tane servis aküm var. Ondan sonra paletlerim, maskelerim, iplerim baya dolduruyorum ve kanoyu koyuyoruz. Evet, mesela Itiwit bizim Decathlon kano var, onu koyuyorum ben böyle. Üstüne küreklerini koyuyorum ve hala daha yer var. Yani hatta benim burada bir tane minderim var. Benim burası yatak oluyor. Hani o da opsiyonlu olabilir mesela sizde. Mesela bu masayı tamamen aşağı indirip üstüne minder yaptırdım ve burası da yatak oluyor mesela. Akşam mesela Belgin içeride yatıyor, ona sıcak gelmiyor ama bana çok sıcak geliyor, ben dışarıda yatıyorum mesela, vesaire. Neyse, kısa keselim, devam edelim. Hemen bir öne çıkayım. Öne çıktığımda burayı tamamen walk around yapmışlar. Bizim teknede bu yok. Geçebildim mi? Bizim teknemizde bu yok. Burayı tamamen walk around yapmışlar. Yani bizim tamamen böyle açık. Bu da güzel olmuş. Hatta şöyle bir minder koymuşlar. Bu minder standart mı? Tabii standart. Ulan biz bunu para verdik aldık ya. Kendimiz yaptırdık. Ama şöyle bakınca bence de yeterli şu an. Ya 2 kişinin rahatlıkla yatabileceği bir alan mevcut. Yani hatta şöyle uzandığımda da ayaklarım falan dışarıda kalmıyor yani. Rahatım. Onun dışında şurada göstermek istediğim hatch kapağı var. Aşağıda zaten birazdan göstereceğim bunu. Bu hatch kapağını şu an kapalı. Biz gece açıyoruz. Bir de sineklik yaptırdım ben oraya mesela. 10 numara 5 yıldız abi. Akşam orayı aç, buraya aç, püfür püfür. Tabii, koyda olduğunuzda zaten sıkıntı yok. Irgat, elektrikli ırgat. Irgatta ne kullanmışsınız? Kuyuk kullanılmış. Tabii. Vay. Fuara özel mi yoksa gerçek mi? Her zaman. Tüm ürünler hepsi İtalya'dan geliyor. Vallahi güzel. Koç boynuzları, bu koç boynuzların 4 tanesine ben teknemi bağladım. Bütün tekneyi kaldırdı. Yani koç boynuzu Bayağı sağlam. Evet. Gerçekten sağlam. Onun dışında benim burada anlatabileceğim başka bir şey yok. Yani paslanmaz vardevelalar mesela. 316 kromdur hepsi. 316 krom. Bizde evet, bir tane bile pas yok. 2,5 senedir kullanıyoruz. Tamamen sağlam. Hiçbir sorunu yok. Ondan sonra aşağı inelim. Bir de aşağıya göstereyim ben size. Kamera içine bakalım. Aynen. Evet. Şimdi kameranın içine ilk başta ışığını yak istiyorsan baba. Tamam. Aynen. Şimdi ben buna tek başıma gireyim. Biz burada Belgin'le çok rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Benim bu teknede mesela, belki de hiçbir teknede yoktur, sağda ve solda camlarım var. Bunu eğer kabuktaysa yapabiliyor diye biliyorum Hasan abi. Opsiyon olarak yapabiliyor. Aynen. Lumboz camlar yok tabii. Standartta yok ama lumbozumu yaptırdım. Bana göre sence iyi mi? Değil mi? Hava alıyor vesaire. Ama onu artık Hasan Bey ile tartışın. Şurada zincirlik var. Onu evet, göstereyim ilk başta. Aynanın arkasına. Aynen. Şu an açamıyorum herhalde. Neyse. Burada zincirlik var. Zincirliğe müdahale ediyorsunuz. Burada şöyle bir hatch var. Tamamen açabiliyorsunuz. Işıklar var. 4 tane ışık var gördüğüm kadarıyla. Evet. Burada yine bir alanımız mevcut. Evet. Şu ben buraya mesela... Var. Evet. Bu şey kapama brandası da geliyor değil mi? Standartımızda yok. Standartta evet, yok mu artık? Bak bunu kesmişler. Bizde vardı. Kestik. Neyse burada tuvalet var. Bu tuvalete yani 6.80 bir teknede ben çok araştırma yaptım. Hiçbirinde tuvalet yok arkadaşlar. Kapalı tuvalet diye bir şey yok. Evet, açık olarak. Hep açık mesela, tuvaletler. Yani düşünün eşiniz burada uyuyor. Siz akşam affedersiniz tuvaletinizi yapıyorsunuz açık yani. Yani çok saçma. Hem de koku yapar. Tabii evet, ve ben mesela kapalı olmasına rağmen gene de hiçbir koku almıyorum. Yani o konuda güzel. Burada hatta hatchlerimiz mevcut zaten havalandırma için sağa ve solda. Hatch havalandırmalar mevcut. Burada bu şekilde kapaklar mevcut. Lan var ya yemin ediyorum. İyi yapmışsınız. Ya işte dediğim gibi biz feedback üzerine kendimizi geliştiren bir firma olduğumuz evet, için. Evet feedbackleri hani, güzel vermişiz arkadaşlar. O yüzden hep düzeltmeye çalışıyoruz. Bu feedbackleri bizden önce birileri verseymiş keşke. Şu kapıyı bir kapatabilir misin? Şurayı yukarıya. Yukarı tabii. Bakın burada da sigorta panellerinin tamamen erişim yerleri var ve ne kadar düzgün çekilmiş görüyorsunuz. Evet bunda da geliştirmişsiniz kendinizi. Mükemmel. Aç baba. Kapı böyle açılıyor. Şurada yukarıda mandalı var. Şurada bir ışığı var tuvaletin hatta. Tuvaletin içinde de bir ışığımız mevcut. Evet tuvaletin içinde de bir ışık sol mevcut. Yukarıda, tabii. Şurada. Onun dışında şurada saklama alanları, tüpü koyma yerleri. Mesela ocak var burada. Tabii. Bu ocağın içindeki şuradaki tüpü saklama alanları var. Açabilirsem. Ben buraya oltamın parçalarını koyuyorum. Şuradan burada mesela bayağı bir alan var. Şurada yani ben 65 litre buzdolabı koyuyorum buraya. Buraya evet buzdolabında koyabiliyoruz. Yani hatta şöyle var, bir çekeyim abi. Şöyle bayağı genişçesine bir alan. Bayağı genişçesine bir alan var. Yani ıvır zıvır da koyabilirsin. Tabii her şey koyabilirsin. Her şeyi rahat bir şekilde koyabilirsin tabii, diye düşünüyorum. Onun dışında buradayken şöyle durayım bakın. Buradayken şöyle ayakta duruyorum. Yani alt taraf ayakta duramazsınız. Net konuşayım ama burada atıyorum bulaşığınızı yıkarsınız, yemeğinizi yaparsınız vesaire. Bunda hiçbir soru yok çünkü bunu ona göre dizayn evet, edilmiş. Onun dışında 6.80 için, walking around için başka bir diyeceğim benim yok açıkçası. Tamam. Güzel tekne. Yani bu boyda ben kapalı başka bir şey görmedim. Hem tuvaleti olup hem de hem kamp hem balık hem günübirlik de daha, ve günübirlik. Yani biz mesela bu teknede 3 gün konaklıyoruz abi. 3 günde hiçbir sorun olmuyor açıkçası bunu söyleyebilirim. Evet. Fiyatlara gelelim. Fiyatlara gelelim. Asıl paraya gelelim. Parayı konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim bu tekne için minimum tavsiye ettiğimiz motor 150 beygir ve bu 150 beygirle yapacağınız hemen hemen 33-35 mil arasıdır. Ben söyleyeyim, bende 150 Pro Access vardı tekneyi ilk aldığımda 33-35 yapıyordum, doğru diyorsun, Mercury motordu. Yakıtı da 35 ile gittiğimde yanlış hatırlamıyorsam saatte 55 litreydi. Yani 35'e 55 1.6 falan tüketiyordu 1 mil başına. Yani aslında iyi bir değer. Ama bunun seyri yanlış hatırlamıyorsam 21-22 mil. Seyir hızıydı maksimum 35 diye evet, düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen yakın. Tabii kaç kişi var içeride, denizin durumu nasıl, böyle faktörlerde olduğu için net bir değer yok. O yüzden bir aralık veriyoruz. Yani şu mil arasında gidilir. Aynen. Bende mesela 300 Pro XS var. Ben 54 knot gördüm. Sonra tekneyi doldurdum vesaire. 47 knot'a düştü. Bu ağırlığından tutun da işte yukarıdaki tentenin açık kapalı olmasından vesaire paraşüt etkisi yaratıyor. Evet, yani bu mevzulardan dolayı 47'ye düştü ama ben 47 yaptığımda mesela benim tekne 100 litreleri görüyordu abi. Yani, ama V8 yani. Şimdi canavar besleyin, aslan besleyince yemini unutmayacaksın. Öyle bir laf vardı. Neydi? Aslan besleyen? Yeminden sakınmaz. Yeminden sakınmaz. Bakın. Yani bu tekne edebiyat öğretmeni mükemmelsiniz. Keyif teknesi. İngiliz edebiyatı. Hani çok da hıza gerek yok zaten. Keyif bence de gerek yok. Bence de gerek yok ama konforlu gidiyor mu? Konforlu gidiyor tekne. Ben onu söyleyebilirim. Hani ağır deniz şartlarına da girdim ben. 4 bofor, 5 bofora girdim mesela teknede. Abi kurtarıyorsun ya, yani altında güç varsa daha da çok kurtarıyorsun. Tabii yani, güç her zaman önemli. Bence yani şöyle söyleyeyim, elinizin altında en azından bir 200 beygir olsun. Yani 150 de evet eyvallah ama 200 beygir daha hızlı tepkimi veriyor bir de. Elektronik V6'ya geçiyorsun bir de supercharger mı oluyor galiba, yanlış hatırlamıyorum. Yok. TTS. Aynen. TTS yani vurduğundan en azından hissediyorsun. Torku vesaire ona göre daha da kuvvetli diye biliyorum. Fiyatlara geçelim baba. Tabii şimdi yani, en ucuz fiyatı 150, motor taktık. Yani standart gördüğünüz her şey şu an. Her şey şu anda. Şey, 150 beygirle bizim fiyat, hani fuar için değil bu, her zaman bizim bir prensibimiz vardı. Fuar için ekstra indirim yapmıyoruz. Her zaman aynıdır. Ama bu fuar için 58.700 euro. 58.700. Anahtar bunda 150 ne var? Yok, normal Mercury. 150 Mercury var. Gördüğünüz her şey. Bütün donanım 58 bin euro. Kabuk ne kadar sadece? 35.400 euro artı KDV. KDV uyguluyorsun. Yani motorda 20 bin lira falan geliyor herhalde. 20 yani 150 beygir liste fiyatı. Liste fiyatı. 20.800 dolar liste fiyatı Mercury'de zaten. Oradan iskontomuz oluyor. Anladım, anladım. Peki 200'e ne geliyor abi? 200 beygirde V6 blok değiştiği için biraz fiyat farkı çıkıyor. Evet. 150 beygirden ziyade. 200 beygirde bir 10.000 euro üstü. Yani 68.000 euro. Ama şöyle bir şey hatırlıyorum. 200 ile 250 arasında blok değişmiyor. Doğru muyum? Yok. 200 ile 250 arasında 150 ile 200 arasında değişiyor. 200 ile 250 arasında blok değişmediği için orada fiyat farkı azdı diye hatırlıyorum. Tamam, hemen. Çünkü ben 200 ile 250 arasında kalmıştım bir ara, sonra 150 5000 euro fark var. Bak 5000 euro. 150 ile 200, 200 ile 250. Neden? Evet. Motor aynı, blok aynı, tamamen yazılımsal bir değişim. Başka anlatacağımız bir şey yok diye biliyorum. Her şeyi anladım. Gerçekten tekneye çok hakimsiniz bu arada. Yani gerçekten süpersiniz. Arkadaşlar beni evlatlık alsınlar diye uğraşıyorum ama almadılar hala. İşte yavaş yavaş. Akın da bu arada Hasan abinin oğlu. Hasan Bey'in oğlu. Hasan abi oldu bizim Hasan için abi, artık. Ben de Hasan abi. Aynen. Yani o 94'lüsün değil mi sen? Yok, ben 96'lıyım. 96'lı, ben 93'lüyüm. Onun abisi 93'lü. Aynen, işte abisi yerine change yapacağız büyük ihtimalle. Abisi duymasın. Onun dışında bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bu tekne İstanbul Anıl Marine teslim fiyatımız. Doğrudur değil mi? Tabii biz İstanbul içine kendimiz teslim ediyoruz ama yani İstanbul dışı olduğu için artık orada kendi transferlerini ayarlıyorlar. Tabii ki de. Ama bayağı internette var. Ben en son mesela geçen sene 8.90 gönderdik. 20 bin liraya falan Antalya'ya getirtmiştim. Geçen sene Ağustos. Hatta sizin teknenizi satın aldık. Olabilir. İki tane 250'lik. Tabii o zamanın mazot şartları olsun. Ya her şey değişir. Ben 2023 Ağustos için konuşuyorum. Tabii. Şimdi geçelim diğer teknemize abi. 6.80 Open. 6.80 Open. Gel. Hem denizci hem de balık için mükemmel bir tekne. Kesinlikle ön alanı çok geniş. Ön alanı aşırı geniş, gezi için aşırı güzel. Tekne aynı şekilde. Artık bu arkaları anlatmayacağım çünkü bunlar artık hepsinde standart. Yani evet, 6.80 standart, Walking Around'da ne görüyorsanız 6.80 Open'da da bunu görüyorsunuz. Motor blokları, işte adını söyleyin, çeşmesidir, merdivenidir. Yine bunlar tamamen aynı. Tik standart, her şey standart. Bunda sadece şöyle bir durum var, tuvalet standart değil. Evet, tuvalet ekstraydı diye hatırlıyorum. Tuvalet, yine elektrikli ırgat yine standart. Bu görülen T-top krom, bu da standart değil. Normalde 6.80'deki bir şeyimiz var bizim, roll barımız var fiberden. Üstü tenteyle geliyor. Bu biraz opsiyonlu bir tekne. Peki bir şey soracağım, bu tekneyi sattığınızda mesela bunun üstünde roll bar, T-top yok mu? Bunu mu? Yok, aslında bu zaten satılı tekne, yani satılmış bir tekne. Müşterinin biz bunu fuarda sergilemek için. Yok, normalde alışveriş yaparken sadece kabuk dediğimizde bu T-Top yok, doğru mu? Yok, sadece şundaki gibi bir roll barla geliyor. Ha, şuradaki roll bar ve bu. Anladım. Bu tente sistemi yine geliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu roll barı yapmayın, bu tenteyi yapın. Bu tente neden güzel? Şimdi ben şöyle anlatayım. Balıkçılar için daha uygun. Evet, bu. Bak bir tutabilir misin? Şimdi ben buradayım. Mesela roll bar burada. Şöyle bir geçebilir misin Akın? Mesela roll bar burada olduğu için ben buradan avlanamıyorum abi. Avlanamadığım için de benim için çok dokunaksız oluyor. Atıyorum balıkla ben şurada dövüşüyorum, burada dövüşüyorum. Balık arkaya geçtiyse arkada dövüşmem için benim roll barın arkasından almam lazım oltayı vesaire. Yani bu tekne için zaten roll bar tasarlanmamış olması lazımdı diye düşünüyorum. Zaten feedbackleri de ona göre almışsınız diye düşünüyorum. Ya her kesime uymaya çalışıyoruz aslında biz yani. Ya bu gerçekten hem gezi için günübirlik gezi hem de balık için mükemmel bir tekne. 6.81 tekne. Yani ben bu teknede rahatça, bende vardı bu tekneden. Ben bunu sattım. 6 kişi çok rahat balık avladık ya. Kimse birbirine karışmadı. Yani 6 kişi çok rahat. Ben 10 kişi de burada avlanırım. Zaten maksimum 10 bunun değil mi? Tabii. 10 kişi. Ya, kapasite tekne olarak 8 diyoruz ama hani 10'da biniliyor yani. Ya 10'da biniliyor. Biz tabii 8 binmişiz bir kere. 10 binmişiz bir kere. O tekne de 8 değil mi? Tabii. Maksimum kapasite 8. Yanlış hatırlamıyorum. Okey. Şimdi bu aynı şekilde buradaki sistemler, yandaki sistemler, su, yakıt tankı bunların hepsi aynı. Bunlarda hiçbir değişiklik yok. Evet, dediğim gibi. Alttaki sistem de aynı burası. Tabii, livar değil mi? Hatta aynı. Yani açalım, şöyle göstereyim. Aynen. Buradaki livar sistemine tutun. Her şey aynı. Bu arada bu minderler falan çok rahat bir şekilde temizlenebiliyor ve çok rahat kuruyor yani. 5 dakikada kuruyor. Bakın bütün sistem aynı. Hiçbir değişen yok. Orada livarımız var gene, evet, değil mi? Livar da burada standart, yanlış hatırlamıyorsam. Standart tabii. Yani burada her şey aynı. Şuraya konsolunuz geliyor, konsolunuzun çok rahat bir şekilde önünüzü görebiliyorsunuz. Burada şöyle bir eşya koyma yeri var. Ben mesela ne yapardım söyleyeyim, burayı livar yapardım. Şu arkasına da bir tane camlı bir sistem yapardım. İçinde mavi boyardım. Balığı buraya at abi, akvaryum efekti. Tabii isteyenler var aslında. Biz buraya hani müşterinin talebine göre livarda yapabiliriz. Yani çift livar da olur. Bana yetmez diyorsa bunu o anlamda çift livar da olabilir, tek livar da olabilir ama hepsi yapılabilir. Müzik sistemi burada, saatler yine oraya geliyor. Bu dediğim gibi müşterinin olduğu için onun balık bulucusu burada. Yani kendi balık bulucusunu rahat bir şekilde kullanabiliyor. Burada düğmelerimiz var. Bütün kontroller var. Bunlar bak mekanik olması daha iyi mesela şöyle. Bunlar tamamen bozulmuyor abi. Evet, bunlar daha sağlıklı. Bunlar daha sağlıklı. Onlar da sağlıklı ama son yaptıklarınız da sağlıklıydı. Ben onları da görmüştüm. Şöyle kameramız. Açılışı böyle. Şurada bir kamera var. Aslında şuraya çok rahat bir şekilde uzanırsın abi. Yok, dediğim gibi bu hani böyle kalınmalık değil ama böyle balığa çıktım ettim, abi, yoruldum ettim. Şimdi derken... sen öyle diyorsun da şimdi... Öyle bir balıklar oluyor ki insanın kalası gelir biliyor musun? O da var. Şimdi hani bu dediğim gibi. Yani ben bunu bir kere yaşadım lan dedim. Kaç? 30 milyon yol yapmışım abi. 30 milyon yaptım dedim ki ya dedim ben bugün kalayım, yarın sabah suyu da yapayım öyle döneyim dedim. Şurada uyudum abi. Hani uyunabilir mi? Uyunabilir. Ya artık zaten balıkçı dediğin adam nedir biliyor musun? Balıkçı dediğin adam rezilliği sever abi. Rezillik olmazsa balıkçı olmaz. Eğer rezilliği sevmiyorsanız balıkçı olmayın arkadaşlar. Açık ben söylüyorum. Buraya tuvalet yapılabiliyor şuraya. Evet. Hatta buraya bir tane yapmışsınız gördüğüm kadarıyla. Şu. Yani çok rahat bir şekilde kapını kapat. Gerekli olan bütün şeyini gör. Biraz açık olmak zorunda çünkü öyle bir alan mevcut değil. Önden kazanmamız lazım. Çünkü. Evet. Benim bildiğim eğer ticari balıkçılık yapmak istiyorlarsa turist vesaire falan tuvalet şart. Tuvalet şart ve 6.50'nin üzerinde bir teknen olması gerekiyor. Eğer tuvaletin varsa 6.50'nin üzerinde bir tekne ise bu tekneyi ticari bir tekne yapabiliyorsun abi. Evet. Yani ticari dediğim nedir? Turizm için atıyorum balığa çıkarmak insanları vesaire diyebiliyorum. Yanlış olabilir. Onun dışında öne geçiyorum. Bakın burada lumbozlar var. Bunlar devam ediyor. Burada mesela çok rahat bir şekilde şuranın minderi şu an yok herhalde. Burada bir minder var. Onun minderi içeride. İçeride. Mesela buraya oturup çok rahat... Yok, gerek yok. Burada oturup mesela çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Şunu mesela kaldırıp burası masa oluyor diye biliyorum. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Akın onu bize gösterebiliyorsa göstersin. Tabii şu döşemeyi bir kaldırmam lazım ilk önce. Bundan da kaldırırsak. Kalkmadı mı? Evet, takıldı bir yer herhalde. Şu an kalkması lazım. şeye takılıyormuş ya şu döşemeye. Biraz zahmetli. Mesela bakın şimdi Akın kaldırdı bunu. Aşağısının altından da sıktı. Bu arada burada da bayağı bir... Tabii orada da eşya koymak için hem sancakta hem iskelede var diye biliyorum. Doğru mu? Evet, iki tarafta da. İki tarafta. Mesela oturdunuz buraya, arkadaşlarınızla birlikte şunları da mesela minderi çıkardınız. Tabii daha bu yükseğe kalkıyor. Aynen, bu daha da yükseğe kalkıyor. Mesela çıkardığınız minderleri arkadaşlarınıza rahat bir şekilde burada oturun arkadaşlar. Burada yemeğinizi yiyin. Yani gayet rahat. Ben buraya mesela ekstra kendime ne yaptırırdım? Şuraya iki tane sancak ve iskeleye iki tane şöyle olta tutucu koyardım. Şuradan bir tane şöyle... yapıldı zaten. T-Top'ta da mevcut. Vay! Adamlar yapmış. T-Top'u şöyle yapmışlar. Buna geçiriyorsun o zaman. Evet. Şuraya da sadece iki tane çubuk koyuyorsun. Ha işte. Aklın yolu bir. Hatta arkada da var 4 tane. Bu T-Top'la gelen bir şey. Yani istersen gölgelik yaptırabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Anladım. Peki bunun fiyatı nedir Akın? Gel. Sadede gelelim. Bunun fiyatı WA modelinden 6000 euro daha uygun. Tamam. Öyle söyleyeyim. 150 beygirle yine biz minimum tavsiye ediyoruz. 150 beygirle şayet verirsek bu tekneyi 51.277 euro. 51.277 150 ile. Peki 200'lükle ne oluyor bu? Bir de 150 ile bu ne yapıyor? Bu birazcık daha fazla yapıyordu. Biraz daha hafiftir o tekneden. O diğer tekneden 36-37 görüyor, evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Hemen 200 ile bakalım. Yine aynı şekilde 10.000 euro fark var. Yani 68.500 euro. Yani 150'den 200'e geçerseniz 10.000 euro fark ediyorsunuz. 200'den 250'ye geçerseniz 5.000 euro fark ediyorsunuz. Doğru muyum abi? Evet. Mantık kelimiz bu. Yani 150'den 250'ye atlarsan direkt 15 ödüyorsun. Direkt 10. Mantıken bu. Aynen 15. Okey. Yani ben balık için çok tercih ederim ama bu tekne benim gözümde at çeke müsait bir tekne değil. Tabii. Değil mi? Biraz daha ağır hem. Ağır bir tekne. Kaç kilo abi bu? Bilgin var mı? 1300 kilo boş ağırlığı olması. Boş ağırlığı var. 1300 kilo. Bir de üstüne benzin yükle 250 mesela. Kilo. Tabii onlar. Üstüne su ekle 100 litre. Üstüne motoru ekle. Yani neredeyse 2 tona yakınsın. Abi 2 tonu çekersin ama indir kaldır yerin çok önemli olması. Yani temiz bir indir kaldır bir yeriniz varsa onda bir sorun yok. Ama temiz bir indir kaldır yeriniz yoksa bu tekneyi indirip kaldırmak çok zor. Ve 4x4 güzel bir arabaya da ihtiyacınız var. Çünkü arabanın şanzımanını yorar, yani boğar. Bu yüzden birazcık sıkıntı yaşayabilirsin. Evet. Hadi geçelim diğer teknemize. Şimdi 5.15'e devam ediyorum baba. 5.80. Pardon, 5.80'e devam ediyorum. Aynen 5.80. Sen 5.80'sin. Bu tekne hem balıkçı hem gezi. Tabii, ama benim arkadaşlarım çoğunlukla balıkçılıkta kullanıyor. Balıkçılık için de bence uygun bir tekne. Çünkü livarı da var benim bildiğim kadarıyla. Şimdi bu tekne bu şekilde standart donanım. Sadece buradaki rengi hariç. Rengi hariç. Onun dışında her şey standart. Evet. Sadece döşemeleri istersen değiştirebiliyorsun. Tiki yok anladığım kadarıyla. Tiki yok. Kaymaz, kendi kalıpta olan kaymazlarımız var. Bunun duşu yok mu abi? Standartında duşumuz yok. Opsiyonda ama istiyorsan opsiyonda alabiliyorsun. Sol tarafa yine koyuyoruz. Şu tarafa koyabiliyorsun. Okey. Şimdi burada bir tane denize açılan bir merdivenimiz var. Hemen girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok rahat bir şekilde oturdum tekneye. Tekne bu şekilde. Arkada 3 kişi 4 kişi rahat oturur diye düşünüyorum. Çok rahat oturur. Şöyle ben bir şey vereyim. Ya, Akın biraz büyük ama işte artık hesaplayın yani arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 oturuyorsun. Akın gibi 3,5. Olabilir. Ondan sonra burada bir livarımız var. Hemen livarı gösterelim. Şöyle bir livarımız var. Güzel bir livarımız. Burada da normal bir sabit depomuz mevcut. Burada 102 litre. Oo. Alanımız çok geniştir yine. Buraya yakıt tankı, ondan sonra su tankı isterseniz atıyorum. Şurada zaten sintinesi var tekrardan. Aküyü de buraya koymuşlar. Şey nerede? Benzin deposu. Şu gömülü içeride şu an gözükmüyor. Ha, şöyle göstereyim. Heh, şurada. Gördüm. Vay be, benzin deposunu da güzel saklamışsın. Çok iyi sakladık. Hem orada alanda kalabalık yapmasın. Bunu ardiye olarak da kullanabilirsin. Benzin deposu kaç litre abi bunda? 102. 102 litre. Standartında 102. Ne motor öneriyorsun bunda? Minimum 100 beygir. Biz genelde 115'te satıyoruz ama 150 beygirde çok güzel su sporları yapılıyor ve insanı tatmin eden bir gücü var. Şuraya zaten çeki demirinin yerini koymuşsun böyle. Evet, çıkıntısı rahat var bir şekilde. Şu oynayabiliyor arkadaşlar böyle. İki tarafa böyle da oturabilir. Aynen, iki tarafa da oturabilir. Karşılıklı konuşabilirler. Aynen, burada da bir tane boşluğu var. Hani buraya da bir şeyler koymak isterseniz. Livar da yapılabiliyor. Livar da yapılabiliyor yani burası. İsteğe göre. Şurası konsolu, böyle giderken atıyorum, şöyle göstereyim ben size. Çok rahat bir şekilde önünüzü, her yerinizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz zaten. Kontrol panellerimiz gene burada. Evet. Ondan sonra bu ayak koyma yeri yapmışlar mesela. Bu çok güzel bir detay. Evet. Doğru muyum? Tabii. Ayak basma. Ayak basma. Ondan sonra şurada yanda bir cep görüyorum. İki tarafta da vardır. İki tarafta da var. Bunlar açılıyor mu? Yok, açılmıyor herhalde. Yani. Değişik bir şey. Ön tarafta da buraya masa koyabiliyor musun? Opsiyonumuzda masa var. Hem şurayı tamamen kapatıyor. Oturacağın diller var zaten. Buraya oturdu mu hem bir yatak olabiliyor hem de yukarı kalkıp 3 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir şekilde kahvaltısını yapabilir. Şuralarda da zaten yine, livarlarımız var. Bunlar eşya dolabı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz yine onlara su bideri bırakıyoruz. Su bideri var kalıpta. Hani belki burayı da livar ister. Oo, süper. Yani her yeri livarla doldurabiliriz yani. Bunda peki şey var mı abi? Ne onun adı? Standartımız da yok. Ama isterse takabiliyor. Tabii. Yere bile hazır. Evet. Anladım abi. Süper. İki tane koç boynuzumuz var önde, iki tane de arkada var. Tutamaklarımız var, alçak vardevelalarımız var. Hepsi 316 kromdur. 316 krom. Süper abi. Evet abi, sadede gelelim. Sadete gelelim, fiyata gelelim. Evet. Aynen. Yani bunun bizim için sadet önemli. Türk insanı için sadet önemli abi. 115 Mercury ile. Kaç mil yapıyor ilk başta 115? 115'te çok rahat yine 35'leri görür. 35'leri görürsün. Çok rahat. Tamam abi. 115'te fiyatı 29.720 €. 29.720. Kabuk artı şey, KDV dahil mi konuşuyoruz? Anahtar teslim. Anahtar teslim. İstanbul teslimat. Tabii. Doğru. Peki 150 takarsak buna kaç gider abi? Güzel. Beygir şey olan mil olaraksa 35-38-40 arasını görür. 35-40 arasını görür. Bence 40'ı rahat görür diye düşünüyorum. Blok değişiyor mu peki? 115'ten 150'ye değişmiyor. Fiyat farkı ne peki? Hemen fiyat farkına bakalım. 4.500 € bir fiyat farkı oluyor. 34.251 €. 34.251 yani 4000 küsür euroluk bir fark oluyor. Ama yani bence değer. Ya tabii değer. Şurada ışığı var. Sancak iskele ışıkları da var burada. Onları göstermeyi unuttum. Bakın şuralara sancak ve iskele olmak üzere ışıklarını da koymuşlar. Onun dışında arkada da ışığımız var bu arada. Şurada sağda ve solda. Şurada mavi ışıklarımız var. He, bak onlar da güzel. Seyirlerle birlikte yanar. Süper. Okey. O zaman 5.80 bitti. Başka bir şey yok. 5.80 bu kadar. Evet, küçük tekne olunca hızlı bitiyor ve güzel oluyor. Şimdi geçelim 5.15. 5.15'imize geçelim. 5.80'de 5.11 arasında... Bu tam standart bir tekne şu an. Peki bir şey soracağım. Şimdi 5.80, tam 5.80 bir tekne abi. Evet, burundan kışa kadar. Kışa kadar 5.80. Bu da tam kıştan yukarıya kadar 5.15. Doğru. Platformlu tekneler tamam, evet. Platformu da sayıyoruz. Ama bunlarda öyle bir platform yok. O yüzden burundan kışa kadar tam 5.15. 5.15, tamam. Aynısı, aynı mantık. Bütün her şey aynı anladığım kadarıyla. Sadece 65 santim daha kısa. Tekrardan gösteriyorum, merdiven, koç boynuzu. Yine aynı yerinde livarımız var. Evet, tutmak için burada mesela çıkarken, denizden çıkarken yardımcı oluyor. Yardımcı olması için güzel bir tutamaç. Ondan sonra içeriye girdim. Standart renk bu mu abi? Tabii, ya standart renk bu ya da antrasit. Anladım. Yani burada mesela standart isterse 5.80'de konuştuğumuz renk ya bu ya da antrasit. Doğru değil mi? Yani tekne kabuk rengi de mesela bunda bakın renk farklı kuşak olarak. Aqua mavisi gibi bir şey. Bu mesela opsiyonel. Bizim standart renklimiz yani. Bej rengi daha çok. Bej antrasit. Ve antrasit. Benimki antrasit mesela. Komple. Şu tekne gibi hatta. Ona da geleceğiz. Evet. Şimdi burada livarımız var gene. Yine aynı şekilde. Peki bir şey soracağım. 5.80'in genişliği nedir abi? 2.60. Peki. Pardon 2.40. 2.40. 5.15'in. 2.20 ve 4.80'in de 2 metre. 20-20-20 artıyor. 20-20 küçültüyorsun. Anladım abi. Burada çok güzel bir livar var tekrardan. Ondan sonra şurada da ben yardımcı olayım. Tekrardan şöyle ikimiz de birden açalım. Burayı da açtığımızda gördüğünüz gibi şöyle kocaman bir alan. Bunun da yakıt tankı aynı yerde ve aynı litre. Gömme olarak 10 numara. Burada oturuyorsunuz. Buraya balık balıcınızı koyarsınız. Bu bence daha çok balıkçı, hatta mantıklı. İkisi de hepsini balık olması. Tüm açık teknelerimiz. Bunu aç çek yapmak daha kolay. Tabii biraz daha. Bunun kilosu nedir abi bu arada? 750 kilo boş ağırlığı. Boş ağırlığı 750. 5.80'in ağırlığı 800-820 arası değişiyor. Yani arada 100 kilo fark var, ama 100 kilo fark gerçekten büyük bir fark arkadaşlar. Yani az bir fark değil. Bir de üstüne yakıt koyuyorsun vesaire, öyle düşünmeniz lazım. Ama bu iki tekneyi de aç çeke uygun benim düşüncem. Burada oturuyorsunuz. Şurada zaten direksiyonunuz oluyor. Önünüzü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlara isterlerse T-Top da yapabiliyorsun diye biliyorum. Değil mi? Ama bunlar tamamen ekstraya giriyor T-Top'larda. Sistemimizde de bulabilir opsiyonel standart aksesuarlarımız. Buralar gene aynı şekilde açılıyor. Göstermeyeceğim. Şöyle görüyorlar zaten. Burada da çapa koyma yeri. Bu teknede çapa veriyor musun peki? Yok, standartımızda yok. Sadece 6.80'den itibaren başlıyor bizim elektrikli ırgatımız. Yani çapanın ucunu bile vermiyorsun, doğru muyum? Yani sadece... Zincir çapa yok. Sadece buradaki kafa yok, anladım. Arkadaşlar bir şeyler almaya çalışıyorum da olmuyor yani. Anıl Marine çünkü her şeyi doldurmuş maalesef, öyle söyleyeyim. Burayı da kapatalım ve en küçük boyumuza geçiyoruz herhalde. En küçük. Asıl ara modelimiz var. Ona en sonuna bakabiliriz. Ona en son bakabiliriz. Tamam, ona daha detaylı. Sadet'e gelmedik. Evet. Sadet nedir abi? Sadet nedir? Şimdi 5.15'li bizim minimum 80 tavsiye ediyoruz ama 80 ile 100 arasında ve 115 arasında blok farkı olmadığı için fiyatlar birbirine acayip yakın. Bizim 80 ile 115 arasında 1300 euro fark var. 1300 euro fark var. 80 ile 115 arası. Sen direkt 115'i söyle abi. Bence de direkt 115'i söyleyeyim. Yani 1300 euro için 80 alırsanız arkadaşlar denizci olmayın ya. 27.000 euro. 27.000 euro anahtar teslim. Mercury 115 konuşuyor muyuz? Evet, Mercury 115. Şu an burada Tohatsu görüyoruz ama bu başka bir tekne sahibi aldığı için Tohatsu aldı herhalde, anladığım kadarıyla. Yok, yani Tohatsu sponsor oldu bir tanesine. Böyle diğerleri hepsi Mercury. Anladım. Buna niye Tohatsu sponsor oldu? Onu Mercury düşünsün. Onu Mercury düşünsün. Tamam abi, güzel. Abi şimdi geldik 4.80'e. Yine 4.80'imiz. Bu tekneyle alakalı benim söyleyeceğim bir şey var. Bu tekne benim çok yakın bir abimin teknesiydi. 4.80. İlk Anıl Marine'de biz bu tekneyle tanıştık. Ve gerçekten mükemmel bir tekne. Çok güzel gidiyor, çok hızlı gidiyor ve çok denizci bir tekne. Ve yani her şey yapabiliyorsun bunda ve at çeki o kadar basit bir teknik ki anlatamam. 250 kilo daha hafif bunlardan. Yani aslında arada kaç? 35 santim oynuyor, doğru muyum? Hemen hemen. 35 santim, 20 santim de öyle desen. Yani yarım metrekare falan oynuyor mantıken, doğru muyum? Evet. Yarım metrekare daha az oynuyor ama işte arada 200-250 kilo fark oluyor. Yani bunun hesaplamasını yapın arkadaşlar. Gerçekten Anıl Marine bu konuda yani yarım metrekare ama malzemeleri o kadar yoğun ve güçlü malzemeler koyuyorlar ki, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben bir kere bir tane tekneme kamışlık açtım. Şu kadar kalınlık çıktı arkadaşlar. Bak şöyle gösteriyorum. Yani hatta teknemin altını deldim. Ayna takmak için. Delen usta dedi ki abi dedi ben bunu bedava yapacaktım ama bedava yapamam dedi artık dedi. Yani öldüm dedi, öldüm dedi. Hatta Hasan abi Hasan abi bugün bana bir fotoğraf paylaştı, onu da size paylaşırım. Bir tane arkadaşımız 5.80 ile karaya çıkmış. Evet, çok popüler abi yani adam hızlı girmiş, tekne patlamamış ya. Tam gaz. Tam gaz değil mi? Tam gaz, karaya giriyorlar. Biraz alkollüler, isim vermeyelim tabii. Biraz alkollüler, direkt kayalıklara çıkıyorlar ve teknede sadece biraz çatlaklar var. Ve tekneyi onarıp tekrardan denize girdi abi, değil mi? Abi yani ben çok görüyorum böyle tekneleri, vurduğun an bitiyor yani ya. Neyse Sadet'e gelelim. Evet, 4.80. 4.80 teknemiz. Bunu kaçta öneriyorsun minimum? Minimum 60. Maksimum 70. 70. Yani 70 alıyorsunuz arkadaşlar. Blok aynı değil mi? Tabii. 60 ile 70 arası. Ama Mercury'de 60, 70 yok. 80 var. Suzuki ve Yamaha'da. Ama peki buna 80 yeterli. Takabiliyor musun? İzni var mı bunun 80 için? Yok, 80 takamıyoruz. Maksimum 70. Anladım. Bu 5 kişilik bir tekne. Evet, doğru muyum? Doğrusunuz. Bu 5.15 de 5 kişilik bir tekneydi. Açık tekneler 5 kişilik. Ama oturum olarak bakarsanız arka 2, ön 3, bir kaptan 6 yapar. C belgesi ama 5.80'de bunda da, evet. 5.15'te de, 4.80'de de 5 kişi. Tabii. Okey abi. Giriyoruz abi. Gene bir merdivenimiz var. Bunda bir tikimiz var ama bu ilk tekne olduğu için, bu ilk defa çıktı yeni kalıptan. Bu yeni 4.80 çünkü eskisi tedavirden kalktı. Mesela yandan görüntülerini alırız birazdan. Tamam. Kesimleri ve dönüşleri çok farklı. Ve arka tarafı hemen hemen 5.15'le aynı arka genişliği. Daha da büyüdü. Tekne bir gözüme zaten değişik gözüktü. Daha büyük arkadan. Ama tam anlayamadım böyle yukarıdan açıkçası. Dışarıdan görünce anlarız. Neyse. Özelliklerimiz yine aynı. Standart. Livarımız mevcut. Tik var mı standartta şu an? Yok, tik yok. Bu tik yok. Tekne diye, ilk tekne diye bunu yapıldı. Anladım. Yani sahibi de öyle istemiştir büyük ihtimalle. Arkadaşlar gene burada bir merdivenimiz var. Kaç basamak? 3 basamak. Burada bir livarımız var. Tekne sahibi kusura bakmasın, biraz hızlı vurdum. Yok yok. Tekne sizin gibi. Eyvallah. Şimdi burada gene bir depolama alanımız var. Doğru muyum? Doğru. Bunu da bir gösterelim abi. Halledelim. Bakın konsolu takılmış bu teknenin mesela. Bu test edildi çünkü. Yeni kalıp olduğu için. Bu denize de indi. Tabii bu test edildi. Oo süper. Bu teknenin altı bu şekilde. Bu gene şey aşağıda herhalde, benzin saklanmış gördüğüm kadarıyla. Yok, bunlar normalde yakıt tankı standart değil. Tabii biz bununla mesela 60 beygirle alındığında veya 50 beygirle alındığında hangi markaysa bir 25 litrelik bir depoyla geliyor. Marka kendi gönderiyor. Tekne motorunun markası. Motorun içinde bunlar. Biz onu montaj yapıyoruz. Zaten şuradan da pompasını görüyorum. Evet. Burada oluyor yakıt deposu. Şu an burada yakıt deposu yok herhalde anladım. Yok, akü var bunda. Akü var. Anladım. Aşağıya aküyü koymuşlar arkadaşlar. Şurada sintine çıkışı var. Burada livar için gelen su var. Yakıt tankını buraya koyuyor. Buraya kaç litre yakıt tankı koyuyorsun abi? Hemen hemen şu 5.15 ve 5.80'lere koyulan, yani 102 litre koyabiliyorsun. 102 litre koyabiliyorsun rahat bir şekilde ama bu ekstraya biniyor. Tabii ekstra. Burada yakıt tankı ekstra, bunda hemfikiriz. Döşemeler standart. Standart döşemeler. Tik yok. Tik yok. Balık livarı standart. Standart. Tamam. Yani 5.15 ve 5.80 özellikleri aynı, yani elektriksel donanımda. Balık livarı her şey aynı, sadece burada opsiyonel olarak yakıt tankı da normalde tekneyi aldığınızda motor ile birlikte geliyor. Aynen. Ama eğer siz fazla isterseniz, ki fazla isteyin, o zaman farklı bir muhabbete geçiyor. Şimdi burada gene aynı şekilde böyle bir oynar. Yine kaptanın arkası, kaptan koltuğu var. Alan var. Aynen. Böyle bir simidi var. Bu simit de gaz koluyla simit de şeyden geliyor, hepsi motordan geliyor. Motorla birlikte aldığınızda geliyor. Burada start stopu var vesaire falan. Burada da zaten bütün ışıklandırma vesaire burada var. Şu sigortası mı bunun? Evet, otomatik sigorta. Hepsinde vardı aslında. Niye ya? Bizim 6.80'lerde altta var, şeyde içeride var. Çünkü onları bir tek tek krom düğmelerle veya işte sizin zamanınızda elektrikli maalesef zor geldi. Ama şu anda da sigortalı mı? Hepsinin arkasındadır. Hani o arkada ama görmüştünüz. Ama gene sokmalı çıkarmalı sigorta, bıçak sigorta. Bıçak sigorta. Bıçak sigorta. Okay. Ön taraf gene bu şekilde arkadaşlar. Yine masa yeri mevcut. Masa yeri mevcut. Sağ solda yerlerimiz tekrardan var. 10 numara 5 yıldız. Şurada bir 10 yani voltumuz var. 1, 2, 3, sıkışsan 4, 2 kişi de buraya at, 6, 7 kişi ama siz 5 kişiden fazla çıkmayın arkadaşlar. Literatür öyle. Evet, literatür çünkü C belgesi Türkiye'de maalesef böyle. Abi sadede gelelim. Sadede gelelim. Şimdi bunda 60 CT var. Yani 80 beygir yani bir yüksek bloğun kuyruğuna sahip. Yani torkta biraz daha iyidir ama ben normal 60 beygir. Sen normal 60 söyle abi. Yine Mercury'den devam edeceğim. 60 beygir Mercury ile anahtar teslim fiyatı 18.500 euro. Bedava. 18.500 euro. Yani buraya yakıt tankı koyacak adam sadece. Bir roll bar olabilir. Roll bar olabilir güneşlik için. Roll bar ne kadar mesela abi? 1500 euro artı KDV. Artı KDV. Sunbrella kumaşıyla. Sunbrella kumaşı. Arkadaşlar birazcık pazarlık yapalım. Bazen pazarlığa geliyorlar söyleyeyim. Ondan sonra başka da bir şey koymaya gerek yok. Yani sen diyorsun ki bu tekneyi 20.000 euroya, değil mi? Yani T-topuyla vesaire falan. 20-21.000 euro civarlarında. Komşuluk da yapılır. Oh, patron çıldırdı. Bizden olsun canım, ne olacak? Eyvallah. Yani 20.000 euro şu anda ne yapıyor? 600.000 lira para yapıyor. 660.000 lira falan para yapıyor. Kur düşerse 600. Arabadan ucuz aslında baktığınız zaman. Vallahi ben bunu alabilirim ya. Bu bize uyar. Neyse bunu bir konuşalım. Bunu konuşalım. Bu at çeke çok uygun değil mi? Tabii bu daha. Peki bir şey soracağım. Buna mesela römork yaptırmak isteseniz yaptırabiliyor musunuz? Yani römorkçunuz var mı? Şöyle söyleyeyim, anlaşmalı olduğumuz firmalar var. Mesela isim vermek gerekirse ACG Römork. Mesela ne kadar bunun römorku abi? 3 aşağı 5 yukarı konuşalım. 3 aşağı 5 yukarı. En son 1300 lira artık KDV'lere bunu kaldıracak bir römork yapabiliyoruz. Okey. Şimdi yeni teknemize gelelim. Ya bu ne güzel bir renk. Oxford yeşili. Yok. Yani yerli üretim olarak Lowrider modeli yok. Evet. İki tane yapalım dedik. Bence bu çok güzel bir teknoloji. Yani şöyle izah edeyim. 5.15'in alt kalıbı aynı. Üst kalıbında oynamalarla yapılmış bir model. Yani yeni bir kalıp değil. Aslında 5.15 ile aynı. Anladım abi. Ya tekne bir kere klasik duruyor aslında. Evet, klasik bir araba gibi. Klasik bir araba gibi ama rengi muhteşem olmuş. Evet. Yani böyle şey, nasıl diyeyim, Tom Cruise'un bindiği bir tekne var ya böyle, görevimiz tehlikede. O tekne gibi yani. Mükemmel. Rengi süper. Şimdi teknemiz, bunda farklı bir tip uygulamışsınız. Evet. Bunun adı Eva. Evet, bunun adı Eva diye geçiyor. Buna reklam olsun bari. Flexiteek tiklerin hepsini yapan sponsor oldu. Dedi ki bu teknenize bu tiki, yeni ürünler çünkü. Buna Eva diyorlar. Hediye ediyorum. Biz de uyguladık. Vay, artık bize gayet sponsor olursunuz inşallah. Neyse, şimdi 5.15 teknemiz, evet, doğru mudur? 5.15. Sadece alt kalıbı 5.15 ile aynı, 5.15 şurası. Üst tarafında tamamen değişiklik yapıldı. Evet. CE belgesinde bu teknede 5 kişi olarak gözüküyor. Ama 735 kilogram maksimum motor ağırlığı da taşıma 220. Kapasitesi. Aynen. 114 kW, yani 150 beygire kadar çıkarabiliyorsun. Evet. Doğruyum değil mi? Yani tamam abi. 5 kişi C'de gösteriyor ama zaten tekneye baktığınızda 2 kişi ya, şurada. Evet. Ama Türkiye'de maalesef ona bakmıyorlar yani. Abi. Sahil güvenlik gelince öpüyor arkadaşlar. Aynen. Söyleyeyim. Dikkat etmeniz lazım. Şimdi bu teknede tik opsiyonel mi? Opsiyonel. Opsiyonel abi. Okey. Tik opsiyonel, ona göre düşünün arkadaşlar. Motorumuz Pro XS. Şurada merdivenimiz var. Tekrar girdim. Zaten giriş aynı gibi. Evet. Yani yine 5.15'in aynı özelliklerine sahip. Aynen. Yine livarımız var. Şöyle rahat bir şekilde ön tarafta uzanabileceğiniz. Şu ortadaki minder opsiyonel değil mi? Evet. Ortadaki masa opsiyonel mi? Masa opsiyonel. Masa olarak zaten. Masa olarak. Yani şu parçayı düşünmeyin alacağınız zaman. Fiyatı öyle. Onun dışında şuradaki koltuklara bakın, bir öne doğru bir geriye doğru çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. İki tarafa da dönebiliyor kullanıcı. Aynen. İçini açabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Buraya çok güzel bir cep koymuşlar. Telefon vesaire seyre kullanın diye. Var. Bakın buradaki boşlukları bile değerlendirmişler. Ben buraya direkt buzdolabı koyarım abi. Diğer tarafa yani. Aslında burada biraz motor tesisatları var. İşte buraya da koyabilirim. Bu taraf daha boş. Ben iki tarafa da buzdolabı koyarım. Heh, olur. İki tarafa da buzdolabı koyarım. Ya bir şey diyeceğim, bu ne güzel bir direksiyon ya. Bu... Yani biraz daha üstü açık araba gibi oldu diyelim. Yani denizde çok farklı, hani biz böyle bir şeye alışık değiliz aslında ülke olarak. Aynen. Bir kere testine çıktım ve kullanması çok zevkli gerçekten. Yani bildiğiniz sağ direksiyonda. Abi bordo çünkü biraz düşük. Alçak. Ve ön taraf da böyle keyifli duruyor. Yani şöyle göstereyim, bakıyorsunuz şunu mesela. Şunu da kapatayım hatta ben onu. Aynen, o da kapanıyor mesela. Aynen. Ve hani kendini böyle bir şöyle çıkar abi eli, tamam mı? Şöyle dolmuşçu mantığında devam, ileri geri, tamam mı? Bu şekilde devam et yani. Bence 10 numara abi. Rengi çok beğendim. Evet. Oxford yeşili gerçekten böyle bildiğin şey rengi yani, nasıl diyeyim, kaliteli insan rengi yani. Çok hoş duruyor. Böyle yosun yeşili gibi ama denize de çok yakıştı. Müzik sistemi opsiyonel. Opsiyonel. Buradaki panel standart. Standart. USB girişleri. Tamam. Göstergeler var. Standart. Evet. Ya bu motorla geliyor. Motorla geliyor zaten. Geliyor. Evet. Bunda da mevcut fikrim. Kornamız mevcut. Onun dışında bizim ekstradan söyleyebileceğimiz livarımız var. Yine livarımız. Yani aynı opsiyonlar devam ediyor. Hı hı. Normal 5.15'te olduğu gibi. Döşemeler de opsiyon değil. Hepsi standart. Şöyle bir livarımız var. Yine süper aynı abi. Büyüklükte. Yanında bakın böyle gözleri var. Hemen çok rahat bir şekilde. Bir yanınızda bir tane daha göz var hatta. Aa, bu daha küçük eşyalar için. Mükemmel. Orada da aşağıda da. Peki bunda sen yakıt tankını opsiyon mu veriyorsun? Yok, yoksa... 5.15'lerde standart. Sadece 4.80'de bu olay var. Sadece 4.80'de evet. Anladım abi. Yani herkesine ulaşmak için, öyle söyleyeyim. Herkesine hani ulaşmak için. Bir yerden kırmamız lazım fiyatı. Adam bot şarter bile takmış ya. Hepsinde var bot şarter. Öyle mi? Tabii. Vay 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 vay. Üretmedik herhalde. Hepsinde var. Vay vay. Süpermiş abi. Tamam abi, sadede gelelim. Gelelim. Bizim için önemli olan sadet. Tabii. saletimizin gelelim. 5.15 Overrider'ımıza bakalım Hasan Bey ne demiş? Hasan Bey ne demiş? Hasan şimdi Bey, emeklilik güzel herhalde orada. Üzerindeki 115 Pro XS var ama biz 115'e de tavsiye ediyoruz. Normal 115 konuşalım abi. 115'li Bowrider 23.000, pardon çok özür dilerim, 28.300 euro. Aa, anın ağzından 20 çıktı. Pro XS ile arasında 600 euro fark var. 600 euro fark var. Peki 115 ile 150 arasında ne fark var? 115 ile 150 arasında 115'e ne dedik? 28.300 euro dedik. 150 beygir ise 32.830 euro. Yani 4.000 euro falan. Bantlar. Yani 4.000-4.500 euro. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu tekneyle bu teknenin fiyat farkı var mı? Var. 1.000 euro kadar. 1.000 euro kadar fark var. Kim daha yukarıda? Bu. Bu tekne daha yukarıda. Evet. Tamam. Çünkü yeni model karşı. Yeni model ve 2 sene içindeki... sonra aynı fiyata verecekler. Bakın görürsünüz. İçindeki işçilik gerçekten burada gerçekten güzel işçilik var ve burada gerçekten uğraşılmış yani. Uğraşıldığı için de zaten daha, belli daha oluyor. Zaten daha fazla malzeme kullanılıyor. O yüzden kilo farkı var mı çok? Ya yakınlar aslında. Ya 30-40 kilo diyelim. Bu daha ağır. Abi polyesterin şeyi ne olmuş yani? Euro ile geliyor değil mi onlar bir de? Dolar kurunda geliyor polyester. Peki bir şey soracağım. Niye dolar kurunda geliyor? Allah gidiyordum ha. Çünkü yani Türkiye'de üretilmiyor anladım kadarıyla değil mi? Yok. Anladım. Ve geldik babaya. Evet. Yok ben babaya gidiyorum. Babaya. Şimdi evet. Anıl Marine'nin en büyük teknesi evet. Şu ana kadar. Evet. Bugün tarih 17 Şubat 2024 değil mi? 17 mi bugün? 18 mi? 17. Annemin doğum günü bugün orada. Vay! Doğum gününüz kutlu olsun. Zuhal Hanım. Zuhal Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Hiç umuru değil. Doğum gününü kutluyoruz. 18 olmuşsunuz. Doğum gününüz kutlu olsun. Şimdi amiral gemimiz evet. şu ana kadar. Ama sürprizimiz var dedi. Daha sonra. Detayları sonra alacağız. Parmaktan sonra. Neyse şimdi buna çift motor takıyorsun çoğunlukla. Motor, evet. Peki bir şey soracağım. Bunda tek motor gider mi mesela? Tek motor 300 koyduğunu oldu mu? 350. Yani biz tavsiye etmiyoruz. Biz hep çift makine tavsiye ediyoruz. Hem torktan kazanmak için hem de güvenlik için çift makine daha iyidir. Bir motor Allah korusun arızalandığında diğer motor devrede sizi karaya kadar götürebilir. Doğru. O yüzden doğru diyorsun. Çift motoru daha çok tork da elde edersiniz. Tek 300'den. Teknemiz 8.90. 8.90. Arka uzatmaya kadar. Dinlenceden burnuna kadar. Dinlenceden burnuna kadar. Tabii. Çift 150 minimum olarak evet. Gelen. Yanlış hatırlamıyorsam. 35 mil. 33 mil. 35 yapıyor diye hatırlıyorum. Evet. Çünkü ben bu tekneden bizde var. Hatta 2 tane var bizde. Bir de çift 250'li var. O manyak bir şey. Çift onu anlatacağım. 300'de 58'i görmüştük öyle. 58. Of. Çift 300'lü. 48 mi 58 mi? 53'müş. 53 tamam. Şimdi evet. Buraya girdik. Burada burası livar olabilecek bir yer evet. Ama bunlarda livar yok diye biliyorum. Ya standartında yok ama geçen verdiğimiz teknede tabii ki de buraya çift livar yaptık. Evet. Normalde teknede livar yok. Bence size söyleyeyim mi? Kesinlikle livar koymanız lazım. Bunun alıcısı genelde balık için almadığı için hiç. Yo, benim arkadaşlarım hepsi diyor. Balık için aldı öyle ve mi? Hepsini tekneyle uğraşmak zorunda kaldı. Neyse. Şimdi şurada şöyle bir duş başlığımız var. Evet. Duş başlığımız gayet yine, güzel. Bunlara bakalım bu acaba bu yetiyor mu? Bu yetiyor mu? Bu yeter ya. Bu A yeter. Aynen bu yeter. Tamam bu 4 metre o zaman. Aynen. Bu 4 yani metre. Bence bunun büyüklüğünde olması lazım. Hem içeriye yani girecek hem dışarı aldık sonra. Şimdi bundan sonra aynen. Ne yapacağız? Aa, boru bile ya yani en fazla ne kadar gidebilir? Yani. Burada sahil beslememiz mevcut. Bunda sahil besleme standart. Tabii. Tamam abi. Burada bor şalterimiz var. Bir şey soracağım. Bu tabii. Teknede gördüğümüz her şey standart mı yoksa? Şu an her şey standart. Ne vay gördüyseniz. Vay. Arkadaşlar iyi izleyin. Tamam. Şimdi buradan benzin tankımız. Doğru muyum? Evet. Benzin tankımız 450 litre. 450. Yanlış bilmiyorsam. 450 litre benzin tankı var. Tek benzin tankı diye hatırlıyorum. Hı-hı. Çifte büyük. Bölünmüş değil. Yok, tek büyük 450. Burada bot şarterlerimiz var. Ve 220'nin sigortası diye görüyorum. Redresörün gücü burada var. Buradan karadan elektrik alabiliyoruz. 220 alabiliyoruz. Kabinin içine bir tane. Toplamda 2 tane 220'miz mevcut teknemizde. Aynen. Arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Bakın ben buradayım. Şöyle göstereyim. Ne kadar büyük bir alan. Yani biz balık içinde kullanıyoruz bu tekneyi ve şuradan çok rahat bir şekilde balık avlayabiliyoruz. O yüzden bu tekneye bir livar şart. Ben size söyleyeyim. Çok büyük bir geniş arka tarafı var. Ondan sonra içeriye doğru gelen burada bir kapımız var. Tabii. Anıl Marine detaylı ama bunu daha da kapalı bir şekilde yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Çünkü bizim bir tane küçük köpeğimiz vardı. Çıkmasın diye yapmıştık bunu. Bunu böyle ortasını kapattırmıştık. Hani isterim. Ha, şu alanları. Evet evet. Anıl Marine yani yazıyor. Küçük köpek zınk diye atlıyor abi. Tamam öyle bir abi sana bir anımı anlatayım. Bir tane küçük köpeğimiz var bu teknenin sahibinin. Teknenin sahibinin küçük köpeği akşam gidiyor. Biz koyda 5 tekne yan yana kalıyoruz. Teknenin sahibi gidiyor abi. Köpeği gidiyor sahibi. Köpek çıkıyor abi. Oradan da karaya tuvalete gidiyor. Yüzüyor. Ondan sonra tuvalete yüzüyor, geri geliyor. Teknenin bordosu yüksek olduğu için arka tarafı. Tabii, sudan yüksek olur. Hayvan çıkamıyor abi. Ay. Hayvan çıkamadığı için iki yan teknenin bordosu aşağıda diye iki yan tekneye çıkıyor. Hatta o teknenin sahibini gece yalayarak uyandırıyor falan yani. Öyle bir olayımız vardı. Yani o yüzden söylüyorum hani bu kapı o konuda önemli. Ama tabii, bordo da yüksek yani. Hatta yok, o tekne Quicksilver'dı bak. 755 Quicksilver'da o tekneye çıkabildi ancak. O zaman o işten benim 6.80 vardı, 6.80 de çıkamadı mesela. İşten takmasa çok ağırlık oluyor markada. Olabilir. Yani bordo yüksek, ben bunu anlatmaya çalıştım. Bizde o kadar alçak değil. Alçak değil, evet. Şimdi devam edelim. Su girişimiz var. Bu atık su. Atık su. Pis su yani. Aynen, pis suyu çıkarmak için. Var. Kaç litre var bunda pis su? 80. Gene 80 litre, 450 litre yakıt tankımız. Su tankı yine 80-86 litre olması lazım. 80-86 litre. Tamam, şu işte o büyütülmeli mesela bu teknede. Ama onun da dengesi tamamen sağlanmalı. Çünkü oraya 150 bey su koyarsan mesela doldurursan tekne yan gidebilir. Gerçi flap var. Şeyler de var. Yani flap da standartımızda bu arada. Onu da söylemeden geçmeyelim. Geleceğiz o bölüme. Şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. Şu masayı direkt opsiyonlu olarak çift ayaklı bir masa yapıyorsunuz. Amortisörlü olan. Bunu tamamen aşağı indiriyorsunuz. Üstüne bir tane kılıf yapıyorsunuz. Minder yapıyorsunuz. Tabii onunla geliyor zaten. Şu an o yok şimdi eğer bunu opsiyona çift ayaklı amortisörlü masa yaparsak minderi zaten geliyor. Hediye veriyorum diyorsun artık. Yok, minderi onun için ne oldu? Yani süper. Minderiyle bir fiyat veriyoruz. Yani öyle tırnak içinde. Tamam, okey. Yani bunu yapmanızın sebebi ne olabilir? Mesela ben bu teknede 4 kişi 6 kişi kaldığımız oluyor bizim bu teknede. İçeride 2 kişi, altta 1 kişi, buraya da 2-3 kişi rahat bir şekilde yatabiliyor. Çok rahat yatar. İsterse öne de 2 kişi yatabiliyor. Bu arada bu teknenin CE belgesi 10 kişi 1500 kilo tekne. Bilginiz olsun. Doğruyum değil mi? 1500 taşıma kapasitesi. Taşıma kapasitesi 1500 kilo. Teknenin boş ağırlığı 2,5-3 ton arası. 2,5-3 ton arası. Yani at çeke gelmez. Söyleyeyim ben. Yok maalesef. Direkt marina teknesi gibi. Aynen. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bir minder yapmışlar. Bu minderi şurada kullanmak için yapmışlar. Her yerde kullanabiliriz. Aynen. Oraya oturtabilirsiniz. Bunu buraya oturtabilirsiniz. Bakın oraya da bir tane opsiyonel bir standart olarak bir tane oturak yapmışlar. Burada bir tane marin buzdolabımız var. Evet. Doğruyum. Bu da normal standardımız da var. Ondan sonra içeri girdim. İçeri şöyle girdikten sonra kaptan koltuğunda bir şunu kaldırıp bakıyorum hemen. Aa, bak işte. Alandan tasarruf yaptık. Evet, bu bizim dizaynımız. Öyle mi? Evet. Biz bunu kendimiz yaptırdık. Alper arkadaşımıza yaptırmıştık. Ondan sonra da güzel olmuş gerçekten. Yok, yemezsiniz. Verdik gitti diyelim. Neyse, bu da güzel. Bu 10 numara. Burada otururken çok rahat bir şekilde yemek yapabiliyorsun. Yani bunu bizim arkadaşımız istemişti. Çünkü içeride yemek yapmak, kokması vesaire falan sıkıntı olabilir gibi konuşmuştuk. Balık falan yaparsanız mesela bence çok dışarıda yapmalısınız abi. Bu çok güzel olmuş ya. Bunun dışında şurada bir lavabomuz var. Hani illa el yıkamak için burayı açmak zorunda değiliz. O da bir lavabomuz mevcut. Çok güzel. Evet. Burada hem lavabo hem ocağımız var. Burada da bir tane böyle saklama alanı gibi bir yerimiz mevcut. Buraya bardaklarımızı falan koyuyoruz. Evet. Aynı şekilde kaptan koltuğunun altında da bir saklama alanı mevcut. Bunların altında da çok mevcut. Bunları açmayacağız arkadaşlar çünkü aşırı yoruyor yani. Evet. Nasıl yoruyor biliyor musunuz? Çok yorulduğumuz için yoruyor. O kadar yormuyor da şu an bayağı yorulduk yani. Ondan sonra şurada çok güzel ışıklarımız var gene. Ve konsola gelelim abi. Konsol gerçekten mükemmel bir konsol. Tekneye oturdum abi. Yani şu an benim tam kafamdan bakıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ve önünüzü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Buraya direksiyon geliyor. Buraya artık göstergeleriniz, balık bulucularınız vesaire falan hepsi geliyor. Buradaki bütün mesela sintine şeyleri yok. Bunlar standart değil mi? 8.90'da standart. 8.90'da temiz su göstergesi. Flap girişlerimiz Lenko ve tamamen dijital. Bakın bu dijitalle dijital olmayan arasında $500-600 fark var diye biliyorum sadece. Sadece bunlarda. Yani şu dijital olması, yani kaç kademede olmasını göstermesiyle göstermemesi arasında $400-500 fark var. Tabii çünkü giderken bunu göremeyeceksiniz. Aynen, yani bazı arkadaşlarımız görmeden takıyor ama yani görmeden ne anlayabilirsin nerede olduğunu vesaire, neyse. Tamamen önü görüyorsunuz. Teybimiz standart. Hepsi bu, değil mi? Tamamen standart. Aquatic geliyor. Evet. Aquatic çok güzel geliyor. Bir marka. Sony hoparlörle geliyor. Dört tane var. Geliyor. 2 tane önde, 2 tane arkada. Aynen öyle. Bunları tamamen göstereceğiz. En arkayı en son göstereceğim. Şimdi ben ilk başta aşağı iniyorum. Aşağının ışığı yandan açılıyordu. Şuradan açalım. Bütün ışıkları açtık şu an. Şu an bütün ışıkları açtım. Bakın aşağıya iniyorum. 1, 2, 3. Aşağı indim. Burada 2 kişi çok rahat yatarsınız. Yani 3 kişi de yatarsınız. Çok rahat bir şekilde. Ve burada yanlarda lumbozlarımızı görüyorsunuz. Şuraya böyle istediğiniz bütün hırdavatınızı, artık ne koymak istiyorsanız koyun. Burada gene H var. Aynı şekilde 4 tane ışığımız var. Bunlar dokunmatik mi? Yok, hepsi burada. İster hepsi beyaz orada. Kullanabiliyorsunuz. Oo. İster mavi. Hangisini? Bu beyazdır. Şunlar da mavi. O daha güzel durdu be. Evet. Akşam için bence keyifli durdu. Evet. Ya buna RGB falan yapabiliyoruz bu arada. Oo, süper. Kenarlarını led çekiyoruz. Şurası şu şekilde, ışıkları açabilir misin? Burası bu şekilde. Şu arkanızdaki ışığı da açabilirsiniz. Bu da kendi üzerine. Aynen. Şimdi daha güzel oldu. Burada mesela işte bardaktır, tabaktır, böyle şeylerinizi çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Onun dışında içeride ocak mı vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok, hepsini buraya aldık. Evet, hepsini oraya aldık. Normalde eskiden burada vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorum, evet, değil mi? Şimdi siz dizaynı değiştirdiniz, tamamen yukarıya aldınız. Evet. Dizaynı iyi değiştirmişsiniz. Arkadaşlar burada da normal kapkacak yerleri var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu polyester, bakın. Şöyle göstereyim. Bakın büküyorum şu an. Ayağımla ittiriyorum ve bükülmüyor. Yani sağlamlık olarak size bazı şeyleri buradan anlatmaya çalışıyorum. Dış bordodan da göstereceğim bunu. Tuvaletimiz var burada. Evet, tuvaletin kendi içinde sol tarafta da bir ışığı mevcut. Evet, aynı şekilde. Bence bu ışıklar değişmeli arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani daha böyle şekilli şukullu bir şey gelmesi lazım. Aynen. Yani nasıl diyeyim, şekilli şukullu, en azından şöyle bir şey gelmeli ya da daha böyle teknolojik güzel bir şey. Yani bu bence yakışmıyor ya. Bu Anıl Marine'e yakışmadı. Feedback olarak konuşuyoruz. Şimdi burada çok güzel bir özellik var. Şu duş başlığını alıyorsunuz ve burada duşunuzu alıyorsunuz. Eğer siz bu aynen bayağı geliyor. Bunun en güzel özelliklerinden biri, eğer siz ki bu tekneye Webasto takarsanız, biz taktık o yüzden konuşuyorum. Webasto taktığınızda suyu da ısıtıyor ve siz burada sıcak duş alabiliyorsunuz, evet, çok rahat bir şekilde. Gideri de bakın hemen aşağıda. Otomatik sintineyle direkt tahliye ediyor. Burası da tuvaletimiz. Çok rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Hatta şöyle bir pozisyon vereyim ben size. İnşallah ileride milletvekili olmam. Yani şöyle oturduğumda bakın ne kadar rahat bir pozisyon yani. Şu anda klozete oturuyorum. Burada da aynı şekilde kapakları açıp kapanıyor. Ondan sonra saklama alanları. Burada da saklama alanları ve tesisata ulaşmak için yerler. Onun dışında alt tarafa geçiyorum. Alt tarafta bir tane çocuğun rahat bir şekilde yatabileceği. Hatta ne çocuğu, ben de yatarım buraya. Yok, ben oraya çok rahat sığıyorum. Bayağı aynen geniş. Bakın ben girdim buraya. Şöyle göstereyim size. Ben 1.80 boyundayım. Ayaklarımı hafif kıvırdığımda ben burada çok rahat bir şekilde yatabiliyorum. Ki burada da ışık varmış. Ondan sonra buradan da çıktım. Evet, buradan da çıktım. Buradan da çıktıktan sonra burada 220 mesela çıkışları var. Eğer karaya bağlıysanız buradan 220 alabiliyorsunuz. Burada başka anlatacağımız bir şey yok, değil mi? Yok, her şeyi anlattınız. Her şeyi anlattım. Şimdi buradan ön tarafa geçiyorum. Şimdi walk around bu da. Arkadaşlar bakın. Benim ayağım 44 numara. ve ne kadar boşluk kalıyor. H-imiz, sırt dayama yerimiz, çift hoparlörümüz burada. Akın bir poz ver. Yani tekne çok yakışıklı ya. Şöyle şuradan gösterirsem, tekne gerçekten, şöyle göstereyim hatta, çok yakışıklı bir tekne. Benim bu teknelerde öz eleştirim ne biliyor musun? Şunlar mavi ya. Hey şeyler. Ha, camlar mı? Camlar. Ben bunun siyah olmasını çok isterdim ya. Filmli olarak da. Evet. Ama akşam çok şey yapmasın. Ya işte siyah böyle birazcık daha seksi duruyor ya artık dediğim. Yani böyle yani siyah kişisel tercihler. Ben mesela siyah çok isterdim ama herkesin tercihi farklı tabii ki de. Bakın üstte kocaman bir Sunbrella kumaş var. Ya buraya şey de koyuyor genelde müşteriler, bir güneş enerjisi. Güneş enerjisi, evet, Flexi bir tane, yani güneş enerjisi. Biz koyduk, 680 watt güneş enerjisi kullanıyoruz burada. Yani akümüz hiçbir zaman bitmiyor abi. Hatta buna kışlık branda, yazlık branda, bütün teknelere yapılabiliyor bu arada. Evet. Kışlık, yazlık branda hepsini yapabiliyorsunuz ve hepsini fabrika çıkışı da verebiliyorsunuz. Tabii. Onun dışında benim söyleyebileceğim burada bir şey kalmadı. Burada çok rahat 3 kişi oturabiliyor abi. Çok rahat yani. Bir de walking around yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben burada otururken bile şöyle görün. Çok rahat bir şekilde böyle oturabiliyorum ve hiçbir sorun yok. Bunlar opsiyonel mi? Yok, standart. Standart. Ayak basma. Bakın, şey. Burada da zaten ırgat sistemi mevcut. Elektrikli ve ırgat. Ayaklı sistemde yani hem konsolda hem de ayaklı olarak zincirinizi atıp geri alabiliyorsunuz. Buradan daha iyi görüş sağlayabilirsiniz. Evet. Up down yaparak bütün işlemleri bitirebiliyorsunuz ve bakın ırgatın kocalı. 8'lik 50 metre toplamda zincir. Oo, 50 metre ve şey, paslanmaz. Yani doğru, full krom değil, ilk 5 metresi kromdur 316, geri kalan 45'i galvaniz 8'lik. Toplamda 50 metre. Süper. Şurada gene ışığımız var, burada çift kornamız var. Onun dışında burada anlatacağım başka bir şey kalmadı. Teknemiz 8.90 arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Eğer siz arka bagajı bir bakacaktık. Evet, siz bu teknede atıyorum önceden sipariş verirseniz stok dışı siz buradaki renklere bile karar verebiliyorsunuz. Tabii renk, doğru mu? İstediğiniz renk. İstediğiniz renk, hatta olmayan rengi bile giriyor musun? Tabii mesela. Bunda şeydir yani, fiyat farkı almıyoruz. Fiyat farkı almıyorsun. İstediğiniz renklere, kumaşından tutun tekne dış rengine kadar, iç rengine kadar her şeyi değiştirebiliyorsun. Evet. Renk olarak isteyenin istediği gibi. Ama stok satışı değil. Zaten stok satışı bu teknede bulmak çok zor. Zaten stok yetiştiremiyorsun. Stok yetiştiremiyorsun. Evet. Yani hiçbir şeye stok yetiştiremiyorlar. Bakın burada gene serzenişte bulunuyorum. Hiçbir şey yetiştiremiyorlar. Ama gerçekten de hani istediğiniz renkleri vesaireleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Evet. Abi gelelim babaya. Babayı aç bakalım, bize ne gelecek? Masadan açabilecek misin? Açamam. Şimdi bunun... Şurada bir tutamak. Evet. Feedback aldık. Böyle kaldırırken zorlanıyor diye. Şurayı bir tutamak. Çok güzel olmuş o. Direkt söyleyeyim. Şimdi normalde masayı sökmemiz lazım. Evet. Ama masayı sökmeyelim, uğraşmayalım. Ben oraya geleyim abi. Şöyle duruyor zaten kendisi. Aynen. Ben de tutacağım zaten şimdi orada. Bakın, koskocaman bir yer ve ben buraya gireceğim. Allah! Dikkat edin. Şimdi, 20.000 lira dedik, doğru muyum? 20.000 liraya doluyor, 450 litre yakıt tankı arkadaşlar. Şöyle bir şey izah edeyim, ben normalde burada şey göstereyim, çift akü oluyor. Tamam. Sağda ve solda. O yüzden bu kablolar öyle durmuyor. Yani şeyden şimdi anladım. Evet. Biz fuar diye sadece bir tane akü koyduk ki test amaç. Normalde bir sağda bir solda akümüz oluyor. Hatta bunların ayakları falan oluyor ki sağa sola kaymasın. Şu an biz fuar için böyle koyduk. Bu görüntü olmuyor yani, onu izah edeyim. Tamam. Zaten yani arkadaşlar şöyle bir şey. Fuar tekneleri hiçbir zaman yetişmiyor. Yani yetişmediği için de artık ne kadar yetiştirebiliyorsanız onu yapıyorsunuz çoğunlukla ama gerçekten de yani temiz olarak çıkıyor. Zaten bir sorun yaşadığınızda tekneyi almak zorunda değilsiniz. Tabii. Yani siz onun sorunu söylüyorsunuz ve o sorunu çözüyorlar sizin için. Zaten ne alacağınızda 3 aşağı 5 yukarı feedbacklerden anlıyorsunuz. Evet. Devam ediyorum abi. Şurada bir pis su tankım var. 80 litre. Burada bir temiz su tankım var. 80 litre. O galiba 135. Bence de bu 135. Evet, 80 değil. O büyük o. Bu 135. Ve gayet güzel. Onun dışında şurada sintine pompamız var arkadaşlar. Onun dışında buradaki tesisatların hepsi bu şekilde standart olarak size geliyor. Bakın ben buradayım. Hatta şöyle anlatayım. Şöyle ayaklarımı uzattım ve böyle oturuyorum. Yani burası devasa. Benim buradan yani benzin tankından oraya kadar rahat 1.50-1.60 var abi. Evet. Doğru muyum? Çok rahat. Yani buraya istediğinizi doldurun. Gerçekten çok çok rahat dinlenme yani yeriniz var. Bakın elektrik tesisatını da gösteriyorum. Her şey dümdüz bir şekilde çekilmiş. Hatta şöyle göstereyim. Ve tamamen neyin ne olduğu belli olan bir elektrik tesisatı. Mesela önceden kötüydü elektrik önceden tesisatı. Kötü müydü? Evet. Ama artık düzelmiş. Şöyle söyleyeyim, ben bizzat kendim tüm teknelerin elektriklerini ben çekiyorum bu arada. Artık güzel çekiyorsun. Arkadaşlar çıkayım dur. Anam anam. Hey. Tamam. Tamam. Evet abi. Ay, arkadaşlar bir abone olun, like atın ya. Yemin ederim öldüm. İşim gücüm var benim, beni uğraştırıyorsunuz. Abi sadete gelelim. Sadete gelelim. Evet sadet. Sadete gerek yok. Çift 150 ile bu gördüğünüz tüm yani sayılan tüm aksesuarlar hepsi standart. Filabı var. Elektrikli ırgat ne sayılırsa hepsi standart. Tamam. Çift 150 ile anahtar teslim fiyatı 98.000 euro. Tamam. Ne görünüyorsa teknede. Peki çift 200 yaparsak? Çift 200 yaparsak o zaman güzel bir fiyat farkı oluşacaktır. Evet. Maalesef. 116.700 euroya çıkarız. 116.700. Çift 250. 121.000. 121.800. 121.800. Çift 250 berada. Evet. Ben açık ve net söyleyeyim. 110 kaçtı? 97 ile 121. 98'e 120. 98 yani 20.000 fark var. 98 aldığınızda çift 150 geliyor. Çift 150 geldiğinde 33-34 yapıyor, evet, diye hatırlıyorum. Full gazda. Ama çift 250 aldığınızda arkadaşlar 44-46 arası gidiyordu diye hatırlıyorum. Evet, yani doğru mu? Çift 300'de 53 mil. Çift 300'de 53 mil gördüm. Ya testimiz var. Ben çift 250 kullandım. Allah korusun ya, yani uçuyorduk ya. Gerçekten bu tekne için doğru. Çift 250-200 ideal. En azından altında güç bulunsun diye. Son olarak dışarıdan bir görüntü alalım. Tabii. İstiyorsan. Tamamen bir şekilde ondan sonra da bitirelim. Bakın bu 8.90 teknemiz. Arkadaşlar tekneye bakarken en önemli şeyler bakın. Pürüzsüz ve düz olması çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani burada en önemli şeylerden biri. Bizim Türk yapımı tekneler gerçekten bunu beceremiyor. Ben açık ve net söylüyorum. Bizim Anıl Marine bu konuyu çok iyi geliştirmiş. Bir tık daha geliştirecek. Ondan evet, da eminim ama bakın sesi duyar mısınız? Yani sert abi. Yani dolu dolu kalın. Ondan sonra bu yeni teknemiz. Evet bu yeni. İlk defa 5.15. Bir ay önce bitti bu zaten. Aynen. 5.15 teknemiz bu. Hemen. Bakın burada da zaten bütün özellikleri yazıyor. Hepsini internet sitemizden bulabilirler zaten güncelleme. Neydi? anılmarine.com.tr. Evet. Doğrudur. Her türlü özellikleri mevcut. Sonra çift yeni 4.80 modelimiz. Yeni 4.80. Bunlar en güzelmiş ya. Evet. Eski böyle 4.80'i kıyaslayabilir zaten bazı arkadaşlar biliyorsa. Aynen. Daha keskin hatlara sahip şu an. Evet, burnu biraz sivri olmuş bunun. Kenarları da öyle hani ekstra bir dizayn yani yeni araçlarda bir. Bunun alt kalıbı mı değişti, üst kalıbı mı? Komple. Sıfır. Komple yani değişti. Eski kalıbı şu an bıraktık. Söyleyeyim. Abi niye bıraktınız? Ya kalıbın bir ömrü vardır. Deformasyonlara uğruyor sürekli tekne dökünce. Biz de dedik ki çok sattığımız bir tekne. Biz en iyisi bunu yapmışken feedbacklerle daha iyilerini yapalım. Bir mühendise yaptıralım dedik. Peki öncesi mühendise yapılmamış mıydı? Öncesi bizim tecrübelerimizle yapılmış. Anladım. Yani öyle söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dürüst olmak gerçekten çok önemli ve dürüstsün en azından. Ama yani şöyle bir şey. Bu tekneden bence 1000 tane yapmışsınızdır. Eski modelinden. Çok yaptık yani. Yani 1000 tane yapılan bir teknede mühendis olması veya yani mühendislikle ustalık tabii ki de farklı şeyler. Biri teknoloji, biri usta. Ama ustanın el emeği de çok önemli bir şey. Tecrübesi daha çok. Tecrübesi daha çok önemli. Burada hem usta hem de mühendis girmiş abi. Aynen öyle. Aynen. Yani o yüzden bence hakkını veriyor yani. Bu 5.15'imiz. 5.15'in dıştan görünüşü. Bakın alttan da şöyle göstereyim ben size tekneyi. Bakın buradaki çeki demirleri bile tamamen standart. Doğruyum hepsi değil mi? Hepsi standart tabii. Bunlar tamamen standart bir şekilde geliyor. Bu da standart ama dediğim gibi renk. Rengi değişik bunun. Bu 5.80. 5.80. Evet. Bu da güzel bir tekne. Tutulan bir tekne. Bu 6.80 open. Evet. Yani ben balıkçı olarak 6.80 dediğimde ben bu tekneye olarak girerim. Arkadaşlar bu da benim göz bebeğim 6.80 Walking Around. tekne buradan çok güzel gözüküyor. Evet. Dışarıdan böyle var ya bu... Daha büyük duruyor aslında. Abi yani hem karada büyük duruyor hem de gerçekten tekne güzel duruyor yani. Bir de buna böyle Pfeiffer falan taktığında mükemmel duruyor. Onun dışında yani söyleyebileceğim hiçbir şey yok. En çok sattığımız teknenin bakın bordosunun ne kadar yüksek olduğunu, alt kalıbının ne kadar böyle düz geldiğini, ondan sonra şuradaki düzlükleri gördüğünüzde zaten tekneyi anlayacaksınız. Yani bunlara bence önem gösterin. Onun dışında başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı Akın? Her şeyi detaylıca konuştuk. Bence bayağı detaylı konuştuk. Ama güzel oldu. Teknelere çok hakimsiniz yani çok. Ben biraz psikopatım arkadaşlar. Ben de psikopatlık var. Ben şöyle söyleyeyim. Anıl Marine araştırana kadar, bulana kadar ben çok tekne baktım. Yani Türk yapımı güzel tekneler var, kötü tekneler var ama ben bu tekneyi tercih etmemin sebebi ben 3-4 kişi bu tekneye çok rahat bir şekilde binebiliyorum. Evet. Ve bunda kapalı tuvalet olması benim için mükemmel. Ben bu teknede 2 kişi kamp yapabiliyorum, balık tutabiliyorum, 2 kişi, 3 kişi. Ondan sonra istediğim yere gidebiliyorum. O yüzden yani benim için Türkiye'de 6.80 denildiğinde hatta 7 metre konuşalım. 7.5 metre konuşalım. 7.5 metreye kadar bu teknede olan özellik hiçbir teknede yok abi. Açık ve net söyleyeyim ben size. Ve kalite olarak da yani tekrar ses dinleteceğim. Tok abi. Tekne tok yani. Şuraya bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir soru işareti oluyor müşterilerden. Geliyor diyor ki sizin tekneniz acayip pahalı. Evet ben de söylüyorum ağır. Ağır abi. Ama şimdi standart aksesuarları göz önüne bulundurursak aslında ağır onları değil. Onları eklediğimizde veya çıkardığımızda aslında fiyatların yakın veya bir tık üstüne kaldığını görüyoruz. Şimdi ben Hasan abiyle konuştum bunu. Bir 2 saat önce konuştum hatta. Hasan abi dedim, senin teknen ağır dedim. Sen fazla polyester mi döküyorsun diye böyle bir serzenişte bulundum. Ondan sonra Hasan abi dedi ki, Artur dedi benim döktüğüm polyester 6.80 için konuşuyoruz. Maksimum artı 30 kilodur. Hani bunun da sebebi şudur dedi. Bakın bana fotoğraf gösteriyor şu anda. Bakın bu tekne karaya son gaz çıktı değil mi abi? Tam gaz kayalıklara çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. Teknenin isminin gözükmesini istemiyorum. 5.80 2000 kaç model abi bu? Kameralı model. 2016 falan herhalde. Eski bayağı eski. Yani 2016 model. Arkadaşlar şöyle kapatacağım. Pardon. Ben de yardım edeyim istiyorsan. Bakın kapattım. Teknenin altına bakın. Normal bir tekneyi vurduğunuzda böyle olmayacak abi. İkiye yarılır. İkiye yarılır yani. Ya sahil güvenlik teknesinin ikiye yarıldığını gördüm. Yani bizim üretim olduğu için söylemiyorum yani. Abi tabii ben zaten de bunu. Denemeyin. Evde denemeyin. Evde denemeyin. Ama yani şimdi sonuçta yani açık ve net söyleyeyim sizin canınız hiçbir şeyden önemli değil. Hiçbir paradan da önemli değil. Ve Hasan abi dedi ki ben dedi yani 30.000 TL daha fazla para veririm ama en azından dedi hani benim aklımda böyle ölümlü bir şey olmasın çünkü sonuçta vicdan meselesi ya. Ya bir de şöyle düşün. 60 yaşında Hasan abi bak 60 yaşında gözükmez gerçekten söyleyeyim. Hasan Bey, Hasan abi. Yani öyle söyleyeyim ama yani gerçekten mentalite çok önemli bu oyunda. Yani adam diyor ki ben yaşayacağım diyor ama yaşarken diyor kimsenin vebalini almak istemiyorum vesaire diyor. Ve kaliteli yapacağım işimi diyor. Tamam. Zaten kaliteli yapmasa 93 senesinden beri bu iş bu kadar yükselmezdi. Evet. Biz çok konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Umarım beğenirsiniz. Akın teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geleceğin varisi, geleceğin Anıl Marine varisi. Artık Akın'la büyük ihtimalle pazarlıkları yapacağız. Yani biz sadece tanıtmaya çalıştık. Tekneyi böyle çok iyilemek veya çok kötülemek amacında değilim. Dürüst olmak gerekiyor. Yani o söyleniyor. Artık burada karar sizin. Zaten yok satıyorsunuz diye biliyorum. Değil mi? Yani yetişemiyoruz. Ama 1-2 seneye büyük bir fabrikaya geçiyorlar. O zaman bence güzel olacak diye düşünüyorum. Bakalım artık. Aynen. Teşekkür ederiz. Kendinize